kalp yetmezliğim çok bu aralar gelen soru başlıklarını da duyduğumuz için belirtiler aynı mıdır? Neden olur kalp yetmezliği diye Evet, soran. kalp yetmezliği ciddi bir sağlık problemi. Yani dünyada da çok yaygın. Türkiye'de de yaygın ve ileri dönem kalp yetmezliklerinde de biliyorsunuz işte en son çaremiz transplantasyon, yani kalp nakli diyoruz. O da maalesef hem dünyada azaldı hem Türkiye'de azaldı organ bulamama yüzünden. Ama şanslı bir şey var, son yıllarda bu ileri dönem kalp yetmezliklerinde bir assist device dediğimiz yani kalp nakli gibi değil ama kalbe yetmezliğini son derece iyi gelen cihazlar artık geliştirildi. Böyle en azından birkaç ay böyle çok kritik hastalarda birkaç ay böyle çok rahat yaşama döndüren teknikler gelişti. Bu assist device dediğimiz nasıl diyelim Türkçesi işte yardımcı kalp cihazı diyelim yani. Onlar gelişti. Ama genel olarak kalp yetmezliği, sırf bu dediklerim ileri dönem yetmezliklerinde ama daha hafif ve orta derecede kalp yetmezliklerinde genelde biz ilaç tedavisi, biraz daha ileri ise bazen işte pil ve bu dediğimiz cihazlar gerekebiliyor. Kalp yetmezliğinin tabii sebepleri, çok sebebi var. Bir tanesi doğuştan kalp hastalığı olabilir, o ileride hani kalp yetmezliğine sebep olabilir. İşte kalp krizi geçirebilir, damar tıkanıklığı olabilir, bu kalp yetmezliğine sebep olabilir. İşte kapaklarda problem olabilir, romatizmal atış geçirmiştir. Ya da dejeneratif kapak hastalığına bağlı kapak hastalıklarından dolayı da zaman içerisinde kalp yetmezliği olabilir. Hipertansiyonu burada atlamayalım. Hipertansiyon son derece önemli. Kalp yetmezliği bu sebeplerinden bir tanesidir. Yüksek Evet tansiyonla. tabii tansiyon yüksekliği. Çünkü tansiyon yüksek 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 yıllarca uzun süre yüksek kalınca o kalp damarlarda ve kalp duvarında çok gerginliğe sebep oluyor ve kalpte ciddi yetmezliklere sebep olabilir ileri Farkında dönem. olmadan yaşayan kişiler vardır Tabii mutlaka tabii size tabii. gelen Tabii maalesef. sonrasında öğrenin. Maalesef maalesef. Yani belki de en yaygın kalp yetmezliği sebeplerinden bir tanesi hipertansiyondur yani. Ondan sonra daha neler olabilir? İşte kalbi tutan işte miyokardit dediğimiz işte enfeksiyon hastalıkları, özellikle viral enfeksiyonlar. Mesela basit bir gribal enfeksiyon bile miyokardit dediğimiz kalp kasının iltihabına ve daha sonra da ciddi kalp yetmezliklerine, kardiyomiyopati dediğimiz kalbin iyice genişleyip kalp yetmezliği yapması durumlarına kadar götürebilir. Onun için kalp yetmezliği çok yaygın ve bulunan bir hastalık biçimi. Ne yapıyoruz genelde? Dediğim gibi eğer çok ileri safhada değilse genelde ilaç tedavisi yapıyoruz. Bulguları neler demiştik mesela? Evet. Yani en büyük bulgusu nefes darlığı birincisi. Yol yürüdüğü zaman nefesi daralıyor. Yattığı zaman nefesi daralıyor. Mesela hasta oturduğu zaman iyi ama uzandığı zaman nefesi daralıyor. Ya da tek yastıkta yatamıyor. Daha yüksekte yatması gerekiyor. Bu Akciğerleri sağlam olsa da mı hocam? tabii ama işte kalp yetmezliği işte akciğerleri de bozuyor. Bozuyor. Zaman içerisinde akciğer tansiyonu yükseliyor. Pulmoner hipertansiyon diyoruz. Akciğer tansiyonu yükseliyor ve nefes alın sebebi de bu akciğer tansiyonu Evet, yükselme zaten. evet, Bu özellikle sol kalp yetmezliklerinde oluyor. Ama sağ kalp yetmezliği olduğu zaman da daha farklı olarak sağ taraf yani kalbin sağ tarafından kaynaklanan yetmezlik bulgusu oluyor. Ne oluyor? İşte bunda da yani şekilde nefes aralıkları olabildiği gibi işte karaciğerde büyüme, karın içinde sıvı birikimi, asit dediğimiz sıvı birikimi, karında şişme, ayaklarda şişme, ödem olabiliyor. Bunlar tabii biraz da ileri dönem kalp yetmezlikleri. şimdi Özellikle ayağa alışıktık da hocam, karın karın şişmesi de tabii maalesef. yeni öğrendiğimiz, evet, bilgi. Çünkü sonuçta toplar damarlar sağ kalbe geliyor, sağ kalpten gidiyor. Şimdi sağ kalpte basınç geriye doğru gittiği zaman bu geriye doğru yansıyor. Geriye doğru yansıdığı zaman bizim bu ana toplar damarlarda basınç artıyor ve bu işte karaciğerde yansıyor. Çünkü karaciğerde ana toplar damardan kan Evet. alıyor. Ve karın içindeki portal hipertansiyon dediğimiz karın içi portal ven sistemi var. Orada da basınç arttığı için o basınç arttığı zaman dışarıya doğru
serum sızıyor. O zaman iç organlarda da bir sıkıntı serum sızıyor. İç organlarda çok olmuyor ama karın tabii ki şişiyor. Belirtisi. Tabii tabii. Karın asit diyoruz biz buna yani tıbbi olarak ve karın şişkinliği de ciddi şey yapıyor ve karın şişkinliği gibi aynı şekilde ayaklar da şişiyor. Bütün bacakta ödem oluşuyor. Dikkate almak lazım. Evet yani bunlar biraz daha ileri dönem kalp yetmezliklerinde oluyor ama